Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibariyle peyderpey başlıyoruz. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri havada asılı kaldı. Çünkü müjde diyerek vaat ettiği deprem konutlarının teslimatı bir başka bahara kaldı. Hatay'daki konut yapım evresine ilişkin verileri CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara paylaştı. 2023 yılında 2213 adet, 2024 yılının Mayıs ve Haziran aylarında da 27.513 adet konutun bitirileceğine ilişkin bilgiler elimizde kağıt ortamında ya da envanter ortamında mevcut. Deprem bölgesine yapılacak konutların teslimatı ile ilgili partili Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ve Kasım aylarını işaret etmişti. Ancak bırakın konutların teslimini, depremin en çok vurduğu yerlerden biri olan Hatay'da konuya ilişkin birçok soru yanıt bekliyor. CHP'li Nermin Yıldırım Kara sürecin sağlıksız, yavaş ve şeffaflıktan uzak ilerlediğini belirtti. Eğer Hatay'da 197.248 adet konut yapacaksanız ve şu anda da Belen, Kırıkan ve İskenderun'un bazı mahallelerinde %14'e yakın bir fiziki gerçekleşme durumu söz konusuysa bu konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımıza verilmesini nasıl sağlayacağız? Deprem konutlarının tamamlanma oranının %3 civarında kaldığının altını çizen CHP'li Kara, ekonomik kriz ortamında maliyet artışlarından dolayı ihalelere girecek firmaların çekincelerinin olduğunu dile getirdi. Ben yaptım oldu zihniyeti sürekli olarak deprem bölgesinde hakim kılınmak isteniyor. Acele kamulaştırma kararı altına imza atılırken ve planlamalar yapılırken yurttaşı ek olarak bölgedeki sivil toplum kuruluşları, çevre ve jeoloji mühendisleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi kuruluşlardan da görüş alınmalıdır. Esasında bölge için en kritik konu doğru planlamalarla kalıcı konut ihtiyacına acilen cevap verilmesidir. Çünkü bölgedeki iklim şartları çadırlarda ve konteynerlerde yaşamaya elverişli değildir. Son olarak CHP'li Kara AKP iktidarına çağrıda bulundu. Hükümetten beklentimiz kalıcı konutların bir an evvel yapılması için teşvik edilmesi ve vatandaşlarımızın daha refah seviyesi yüksek sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasının önünün açılmasıdır.